Selam dostlar ben Görmök ve Prominence 2 modpack'imizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün öncelikle e, ilk yapacağımız şey end'e gitmek ve oradaki bazı materyalleri bazı kaynakları toplamak. Tamamen chest loot'layarak sonra o topladığımız kaynakları bazı makinelerin craft'ını kolaylaştırmak için kullanacağız. E, bu şöyle söyleyeyim normalde elde etmemiz zor olan platin, titanyum gibi kaynakları bypass edip direkt makineleri craft'layabilmek için Gerekli olan itemleri topladıktan sonra Overworld'teki bir chest'in içerisinde size göstereceğim ve bu, bu, bölümün konusu olan Matter Fabricator muhabbetine geçeceğiz. Evet chest'lerden işe yarayanları topladık. Kısa günün karı olarak bu kadar kaynak elde etmişiz gibi duruyor. Bunların bir kısmı silah, ee, unique silahlar, bir kısmı mücevherat. O yüzden bunları şöyle bir ayırabiliriz aslında. Genel olarak benim ihtiyacım olan kaynaklar burada bu industrial circuit'lar, tabii ki industrial machine frame'ler. Ee, e frame'ler. Onun dışında bakayım başka ne toplamışız? E ee, titanyum ve platin olması lazım aynen. 10 tane titanyum toplamışız. Platin de toplamış olmam lazım. 15 tane platinium. Onun dışında tungsten vesaire de var. Fakat e, şimdilik bunları içeri çekmeye gerek yok çünkü onlara çok da ihtiyacım yok. İridyum'u alabilirim buradan. Hatta tungsten'i de alalım. Belki lazım olur tungsten bir yerde. Kalanını daha sonra kategorize ederek alacağız. Aa, bir de Energy Flow çipler tabii ki bununla beraber. Yani teknoloji modlarında işimi kolaylaştıracak her şeyi topladım. Chromium mesela bunu unutmuşuz. Ee, şöyle alalım. Daha çok çerçöp olanları burada bırakmak istiyorum içeride ama onun dışında bana craft lazım olacak hemen hemen her şeyi aldım gibi duruyor. Bir buçuk yakında diamond toplamışız. Bunları şimdilik içeri sallayabiliriz. Bugün ne yapacağız? Bugün bizim sınırsız diamond, sınırsız e, Writing Inlet aslında sınırsız titanyum sınırsız platinyum elde etmemizi sağlayacak bir blok kullanacağız ee, bir blok elde etmeye çalışacağız bir item elde etmeye çalışacağız o da UU Matter diye geçen bir şey şöyle sağ tıklarsam bize neler yapabileceğimizi gösteriyor bununla beraber tahta filan da yapabiliyoruz tabi burada gösterdiği üzere onun dışında Sea Lanterns, Kalkisite, Stone bunları geçebiliriz ve sıradan Minecraft item olmayan mesela Coal Ore ne bileyim Deepslate Coal Ore bunlar da gerek yok çünkü bunları da aslında Quarry'den çıkartabiliyoruz Obsidian işe yarar bir şey mesela lava ile uğraşmıyoruz çünkü bunu kullanarak Gold or yine keza işimize yarayacak oto yani krediden farmını yapmadık çünkü bunu böyle elde etmek mantıklı sadece Stone ve Yuyumetir gerekiyor işte onun dışında tabii aslında klasik Minecraft itemlerini sınırsız elde etmemi sağlıyor ama ileri gidersek ya benim açık e, çası yapmak istediğim birkaç blok vardı. Bunlar da birincisi kuantum solar panel zaten yer yer bunları kullanacağız çünkü felaket enerji üretiyor bunlar. Onun dışında şöyle ilerlersem tungsten, netherite nugget bunları zaten söylemiştik. Son iki son sayfada hatta alüminyum dust bunu boksit oradan elde ediyoruz biz Öyle yazarsam boksit ordaya geçer. Fakat tabi bunları tek tek madene inip toplamak yerine böyle elde etmek daha kolay ve son olarak 3 dust önemli. Platinum dust, chromium dust ve titanium dust. Normalde bunları ayrı ayrı elde etmek için ya elektrik kuarı kurmanız gerekiyor. Onun içinde her seferinde tabi ee, drilliniz kırılacaktır. Ya da böyle işte Treasure of the Sea aynen grind edersek çıkabiliyor. Onun dışında Chromium da aynı şekilde. Bunların farklı yöntemleri var elde etmek için ama UU Matter bunu bayağı kolaylaşıyor. Şimdi Titanium niye bu kadar önemli? Çünkü birincisi titanyum ingot yazarsak şöyle sağ tıklayalım. Envay çeşit resipi de kullanabileceğiz bunları. Özellikle Titanium plate'leri aslında ingot'u değil de şöyle göstereyim aynen. Birçok resipi de kullanıyoruz bunu. Aynı zamanda Titanium drill head de yapabiliyoruz ki Titanium drill head'den Titanium drill yapıyoruz. Onda Kuali'de uranyum ve idium çıkarmak için kullanıyoruz tabi bunlardan ziyade benim titanyumu kullanmak isteme sebebim Şöyle sağ tıklarsam sanırım gösterebilirim Titanyum Barrel Titanium Barrel ne işe yarayacak Şimdi bizim Halihazırda kurduğumuz bir mining rig sistemimiz vardı hatırlıyorsanız bir önceki bölümün konusuydu işte Buraya gelirsek şimdi burası felaket derecede kaynak çıkartıyor Halihazırda ben iki tane diskin yüzde 20 kadarını kullandım yüzde sıfıra çektik bunları bir arttırabiliyoruz tekrar stone kullanarak ama Dolayısıyla benim bunları depolayacak bir alana ihtiyacım var. Burada diyor ki abi nerede o bir saniye. böyle sağ tıklarsam bunu Titanium barrel bırakıyorum. 8192 tek. yani bu ne demek hesaplayayım ben hemen. 8192 çarpı 64 dersek bu tek bir kaynaktan 524.000 toplayabileceğimiz anlamına geliyor. Bir tane barrel'ın içinde. Bu belirlerde normal storage Drawer mantığıyla çalışıyor. Bu şekilde istediğiniz herhangi bir item'ı bunun içine yerleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben buradan çıkan özellikle orları böyle titanium sistemlerin içinde toplamak istiyorum. Tabii bu titanium elde edebilmek için birkaç tane daha yolumuz var aslında ama özellikle şöyle bir saniye, Heh, şuna tıklarsak. Mesela Small Pile of Titanium Dust'tan ben zaten hali hazırda Titanium Ingot elde edebiliyorum aslında düşündüğümüz zaman. Ama buna tıklarsak bunlar da yani eziyetli resipiler. Sürekli bizim madene inip çıkmamızı gerektirecek sistemler olduğu için açıkçası böyle bir yöntem bana daha mantıklı geliyor. Aynı zamanda Diamond, Netherite gibi sürekli ihtiyacımız olacak diğer kaynakları da bu şekilde çok kolay edebiliyoruz. Şimdi bu sisteme geçmek için tabii yapmamız gereken birkaç tane makine var. Çünkü Matter Fabricator bu sistemle çalışıyor. Matter Fabricator'da scrap kullanarak, recycler makinemizdeki scrapleri kullanarak çalışıyor. Recycler makinesi nasıl çalışıyor peki? Mesela ben buraya geleyim. Aldım bir miktar kabuston. Geldim buraya koydum. Altıda bir şansla scrap veriyor. İçine koyduğunuz herhangi bir itemi çöpe dönüştürebilen bir makine bu. Bu scrapleri ister sonra scrap box yapıp ee, açabiliyorsunuz. Elle de açabiliyorsunuz. Makinası da var. Scrap Boxinator diye. Bundan da gördüğünüz gibi en işte çeşit item çıkabiliyor. Yaklaşık 93 sayfa item varmış 3 ile çarpsak işte 279 tane item var. Yani buradan da titanyum vesaire elde edebiliyorsunuz ama daha sonra bu scrapleri açıkçası Matter Fabricator'da e, UU Metra çevirip oradan elde etmek bana daha mantıklı geliyor. Ki garanti olsun sadece biraz daha tabii e, enerji tüketimi vesaire daha yüksek bir makineden bahsediyoruz. O zaman bu muhabbete nasıl gireceğiz? Şimdi recycler'ımız zaten hali hazırda var. Bunun resipisi oldukça basit. Elimizde olan kaynaklarla çok rahat zart diye yaptık bunu. Bundan bir sonraki aşama tabii çok daha zor. O da Matter Fabricator. Şimdi buna tıklarsak Energy Flow çipler. Başlı başına zaten eziyet. Lapotron kristal vesaire gerekiyor. Çünkü Lapotron kristali üretmesi mesela aslında. Gel gelelim. Energy Flow çipi e tıklarsak bunları biz zaten chestlerden bol bol elde etmiştik. Hatta içeri bakalım. 12 tane şu an energy flow Chip'im var. Dolayısıyla Lapotron'a hiç girmeye biliyorum bunu kullanarak. Gel gelelim ortadaki materyal için gireceğiz. Industrial machine frame'ler de zaten bize chest'lerin içinden çıkıyordu. Onlardan da kaç tane olmuş? 16 tane de onlardan da elimizde kalmış. Bugün de nefes nefese kaldık her neyse. 16 tane onlardan da elimizde kalmış. Yani burada ihtiyacım olan ekstraktörler zaten muslukları kullanarak yapıyor. Tek ihtiyacım olan şey Lapotron kristal. O da Lapotronik enerji orktan dolayı toplamda 8 tane vanala patron kristal lazım. Bunlara bakarsak yani bu industrial circuitları toplamaya çalışmamın sebebi aslında bu lapotron kristalleri yapmaktı. 8 tane lazım olacak, 16 tane topladık. Elimizde kaç tane circuit olmuş? 24 tane circuit var. Yani 8 tanesi de boşa çıkacak. Onları da başka makinelerde kullanılabilir. Şimdi lapotronlar için ne demiştik? Lazurite plates, industrial circuit ve energy crystal. Energy crystal için yeni bir makine ihtiyacımız var. Assembling machine. Böyle hızlıca yapabiliyor muyum? Bir bakayım. Aslında sanırım birkaç tane ahtapot öldürmem gerekiyor en başta siyah boya elde edebilmek için zaten. Tamam, 7 tane inksek birden verdi. Bundan da bir 5 inksek verdi. Daha fazlasına gerek kalmadı açıkçası. Bunlardan şöyle black dye yapabiliriz. Kalamarları yollayabiliriz. monitör için onu da halletmiş olduk. Tekrar geliyoruz. Neydi abi? Assembler'dı. Assembler makinemiz içinde 4 tane Electron Plate, iki tane Advanced Circuit. Advanced Machine Frame yani şunlar zaten chestlerden bulduğumuz şeyler. Bunları da çok rahat craftlayabiliyoruz. Elor makinemizde bir tek Digital Display kalmış. Aluminium Plate. Bakalım elimizde yapılacak kadar alüminyum var mı? alüminyum diye daha doğrusu yazacağız da buraya. Ne diyordu? 4 tane diyor. Geliyoruz. Kompresörümüz tabi grinder değil kompresör. Oradan da onu yaptık. Ne yapıyorduk? Kur Bak yapmaya çalıştım makineyi unuttum şu anda. Kompresör değil. Bir saniye. Lapotron. Assembling machine. Monitörümüzü de yaptık. Assembler yazarsam evet Assembler Machine'imizi de bu şekilde elde etmiş olduk. Bunu da getirip bir sistemimize bağlayabiliriz şuradan aslında. Hemen sabah olsun. Evet. Şimdi bununla beraber tekrar Mother Fabricator'a geliyoruz. 8 tane Lapatron demiştik. Bu Lapatronlar için bize enerji kristale ihtiyacımız var. Sentetik Redstone Kristal, Silicon Plate yeni bir makine geliyor şimdi. Sentetik Redstone Kristal'e tıklarsam Chemical Reactor çıkıyor. 4 tane Invar Plate, Kompresör, Extractor, Extractor. Ee, hemen Nerede chemical reaktör? Dersak ne eksikmiş? Sadece ortadaki kompresör eksikmiş. Onu da bu şekilde yapmış olduk ve chemical reaktörümüzü de hazırladık. Güzel. Bunu da diğer diğer boş olan mekana yerleştirebiliyoruz. Enerjisini topladı. Şimdi chemical reaktör için tekrar lapotrona dönüyoruz. Sentetik redstone kristal. Toplamda bize bundan kaç tane lazım? Hemen hesaplayalım. Lapotrona tıklarsak Toplamda 8 tane yapacağımız hesab hesaba katarsak toplam 16 tane bize sentetik reston kristal lazım. O 16 tane diamond 16 ile de 32'yi çarptığınızda kaç ediyorsa o kadar da reston anlamına geliyor. Toplamda sanırım 8 tek gerekiyor. Aynen diamond'tan da 16 tane. Şunları da içeri sallayabiliriz. Geldik işlem başladı. Ben bu taraftaki overclocker'larımı bir sonraki işleme kadar volt sağ tarafa alıyorum. Şimdi biraz hızlandırmak istiyorsanız bu arada aklınızda bulunsun ne şey yapmanız gerekiyor? Ee, bir kere işlemi durdurup tekrar başlatmanız gerekiyor. Buradaki solar paneller sanırım yeterli olmayacak ama şimdilik işimizi görene kadar bunları kullanacağız. Şundan toplamda biz o zaman 16 tane yapana kadar videoyu bir durduralım. Sonra kaldığımız yerden devam Ya da ya da ya da. Yedekte solar panelim var benim. Aynen. Bir tane şuradan altımın solar paneli alalım. Şurada bir tane boş yerim varmış. Bir tane de şuraya yerleştirsem zaten tamamdır. Aynen çok daha hızlı bir şekilde şu an bu problemi halledebiliyoruz sanırım. Onun dışında bunlar olurken biz de diğer bir materyal olan silikon plate'a bakalım. İki türlü silikon plate var. Bir tanesi silikon cell, empty cell, blast furnace kullanarak. Ha, bu da diğer bir multi blok ama şu an bakalım gerekecek mi gerekmeyebilir çünkü. Silikon ingot, silikon dust. Silikon dust içinde normal lapisi alıp da zaten bize burada başka bir şey daha lazımdı ama lapisi elektrolyzerin içine soktuğumuzda bize veriyormuş abi şeyden. Silikon dust'tan. Peki bana kaç tane silikon dust lazım? Sağ tıklarsak şu şekilde. Pardon silikon plate lazım. Dust değil. Yanlış oldu. Assembling'de silikon plates. Assembling. Toplamda 8 tane bana silikon plate lazım. O zaman yaklaşık 16 lapis desek bana 2 stek lapisten yeterli miktarda elde edebiliyorum diye düşünüyorum. Sadece electrolyzer makinesini yaptık mı ondan çok emin değilim şu anda tabi. Kompresör, cutting machine. O kadar çok makine oldu ki hepsi birbirine girmeye başladı. Tabi bunları ileride e, otokraflarını yapacağımız için zaten bu kadar sıkıntı yaşamayacağız aslında. Evet sanırım diğer makineyi kullanmak istemediğim için blast furnace kullanmam gerekecek. Empty cell. Silikon cell blast furnace'a koyduğumda bana silikon plate veriyormuş. Toplamda 8 tane ihtiyacımız var demiştik. Şöyle tıklarsak silikon cell için bana quartz dust ve karbon cell'e ihtiyacım var. Karbon cell için ne lazım peki? Centrifuge ve electrolyzing. Sürekli yeni makineler çıkıyor kafayı yemek üzereyim. Coal dust Cold aslında empty cell'i birleştirirsek bana aslında karbon cell veriyormuş. Ve bunu blast furnace'ta silikon cell'e çevirebiliyorum. Yani toplamda bana kaç tane lazım? 16 tane karbon cell lazım. Al bu karbon cell için electrolyzing makinesi kullanabiliriz. Bunu yapmıştık diye hatırlıyorum. Çünkü buralarda bir yerde olması lazım. Infuser, recycler, bu değil, bu değil. Infuser, compressor. Electric furnace, furnace, kompresör, Kompresör daha fazla kompresör. Bir sürü kompresör. Bu neymiş? Alloy Smelter geç. Industrial Electrolyzer. Bu online yoksa. Indas. Ele yazarsam. Sağ tıklayalım. Aynen bu. Süper. Tamam. Güzel. Ee, o zaman lapis değişimiz bitti aslında. Sadece Coldust'a ihtiyacım var. Şu an bir miktar. Ee, 16 tane boş sele ihtiyacım var. Tam da 16 tane boş selim var yapıyor mu? Süper. İki. Bununla beraber ben de bir yerden bir yandan Quartz Dust elde edeyim. Umarım böyle elde ediyoruzdur. Süper. O da güzel. Toplamda 16 tane karbon seli elde etmiş olduk. Quartz Dust'larımızı da buradan alabiliriz. Lan galiba böyle elde ediyorduk ama resipiyi de unuttum bu arada ya değilmiş. Blast Furnace miydi? Nerede kullanıyorduk? Aynen Blast Furnace'e gidip silikon Cell yapabiliyoruz. E, bu selleri normal sağ boşaltabiliyorsunuz. Tam bir su mantığı aslında. Bu multi da göstereyim. Standart machine casing. Yapılışında hiçbir şey yok. The refined Dining'in zaten orta sırayı komple şeyden veya normal iron plate. Orta sırayı komple chestlerden elde edebiliyoruz. Craftları da basit şeyler aslında. Refined Dining'i zaten çok önce de yapmıştık ve Industrial Blast Furnace, daha önce de hatta bir miktar titanyum Dust'ı burada Titanium'a çevirmişiz. Bunu enerjiyle beslemeniz gerekiyor ve orta tarafına e, orta tarafına lava konulan bu muydu tam hatırlamıyorum ama şu iki bloğun arkasında boşluk var, onların içinde de lava var. Yani biraz spastik bir Blast Furnace olduğunu söyleyebilirim. bitiriyoruz şu ikisini bir yerleştirelim bakalım. Silikon Sel 2, 4, 6, 8, süper. Dediğim gibi bunları istediğiniz gibi boşaltabiliyorsunuz. Hatta şuraya bir çöplük yeri açacağım kendime. İlk kullanıcı sellerin selleriniz boşa gitmesin. Yani yapabiliyorsunuz dediğim ondan dolayı yapabiliyoruz. Bunları da sanırım burada Silicon Plate'e çevirebiliriz aynen. Aa 4 tane oldu. Niye böyle oldu? Çünkü ikişer ikişer kullanıyor. O zaman aynı işlemi tekrar bir miktar daha Cold Dust tekrar ediyoruz. Toplamda 8 tane Silicon Plate yapıyoruz. Evet toplam 8 tane silikon plate'imizi elde ettik. 16 tane boş kolon selimizi tekrar ileride kullanmak için içeri sallıyoruz. Şimdi silikon plate'leri de sallayabiliriz. Çünkü daha şuradaki işlemimiz bitmedi. Ee, dediğim gibi 16 tane de bu sentetik redstone kristale ihtiyacımız vardı. Bir şey kalmadı zaten 14'teyiz. 15. Bir sek fazla redstone dust almışız. Evet. Bunları şu şekilde içeri sallayabiliriz. Buradan silikon e, plate'lerimizi alıyoruz. Şurada assembling machine'imiz var. Buraya yerleştiriyoruz. Bu da yavaş çalıştığı için bu sefer de buradakileri ödünç alıp bu tarafa taşıyoruz. Ee, bu işlem bitene kadar hızlanmayacaktır. Bir kere dönmesi gerekiyor ya da işte içerideki itemleri çıkarmanız gerekiyor öyle söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve toplamda 8 tane e, lapotroniklerin orta tarafı enerji kristallerimizi tamamlamış olduk. Lapotron'a geri gelirsek 8 tane yapacağım için 48 tane de Lazurite Plate'e ihtiyacım var. Lazurite Plate'lere bir bakıyorum. Kompresörde Lazurite Dust. Lazurite Dust'a bakıyorum. Industrial Grinding. Industrial Grinder makinesinden geçirmemiz gerekiyormuş. E, düz Grinder olmuyor mu? Sanıyorum ki yeni bir makine daha çıkacak başımıza. Ama sıkıntı değil alıştık artık. Böyle bir bakayım. Eğer varsa boşuna yapmış olmayalım ama sanırım Industrial Grinder diye bir makineyi henüz yapmamışız. Aynen. Gelelim. Indas yazalım. Grind yazalım. Ne lazımmış abi? 4 tane, 3 tane grinding head, bir tane electrolyzer. Böyle sıradan resipide ilerleyeceğiz yani. Bir tane çünkü extractor'a ihtiyacım var zaten en başta. Evet, bununla beraber Iron Sheet'e ihtiyacım var. Extractor'ı zaten yapmıştık. Tekrar benden Extractor istiyor. Neden acaba? Neden istediğini bilmiyorum ama tekrar yapacağız. Belki de başka bir Recipe için yapmış olduk onları. Şöyle, tamam. Extractor'ımız hazır. Dolayısıyla Sol Electrolyzer parçamız hazır. Orada da Grinding Head için de Diamond Dust'e ihtiyacım var. Toplamda üçünü birden craftladığı için bana sadece 3 tane Diamond Dust lazım şu anda. 3 tanesini craftlayalım. Ve bu şekilde Industrial Grinder makinemiz de hazır. Boşta slot var mı? Şurada bir adet yer varmış. Incomplete Multiblock. Eyvah. Eyvah. Ki ne eyvah. Ee, bunu buradan kırıyoruz. Umarım Blast Furnace ile aynı multiple'u kullanıyordur. Gidince anlayacağız onu. Böyle yere koyduğunuz zaman, H'ye bastığınız zaman size... Ha, bunun multiple'u daha da kolay gibi duruyor. Tamam, bunlar standart e, building block. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. E, onları bir bakacağım. Bu da tıpkı Blast Furnace gibi bir multi -block. Bunu da nereye yerleştirelim biliyor musunuz? Bunu da sanıyorum şöyle yerleştirebiliriz. Aynen tekrar bakıyoruz. Öncelikle su. Onun dışında bu hangi modun bloğuydu? Tek Reborn yazarsak. Evet. E, bunun adının casing olduğunu varsayarsak aşağıdakilerde casingdir diye düşünerek doğru da düşünmüşüm zaten. Advanced machine casingmiş. Steel plate. Yani iki kere şu recipe craftlayacağız. Sanıyorum ki yeterli materyalim vardır. Bakalım. Bir, iki. Tamam süper. Bununla beraber tabi Standard machine casingi de üç kere craftlamamız gerekiyor. Çünkü bundan ee, diğerinin aksine. Burada bu altındaki blok için evet, tamam. Bu bir blok yüksekte, yükseğe inşa etmemiz gereken bir şey sanırım. Toplamda bana yani kaç tane lazım olacak? 18 tane Standard machine kesin lazım olacak. Şöyle koyarsak, bir blok geriye koyalım. Yani şuraya koyalım aslında geriye dediğim. Industrial Grinder. Şöyle yaparsak gördüğünüz gibi. Alt tarafında standart machine casing olması gerekiyormuş. Evet yeterli sanırım her şeyi yaptık. Geldik buraya öncelikle standart machine casinglerle tabanımızı yapıyoruz. Sonra bir üst seviye olan advanced machine casinglerle orta katımızı yapıyoruz. İçerisine su dolduruyoruz gösterdiği gibi. Ve daha sonra multi bloğumuzu sanırım. Tabi suyu piç ediyoruz ondan sonra az önce yaptığım şekilde. Tekrar su alalım. Tekrar orta tarafı dolduralım Ve standart machine casinglerle bakalım evet multi blow saydı ee, Şimdi burada yaptığım bir sistemle solar panellerle yine burayı beslemem gerekiyor fakat daha iyi bir şey yapacağım ben Quantum solar panelleri kullanacağım yine Quantum solar panel değilmiş Ultimate solar panelleri kullanacağım Böyle geliyorum Evet Gördüğümüz gibi enerji doldu. Industrial grinding makinamızda şimdi lapisleri sanıyorum ki grind'dan geçirdiğimiz zaman e, bize lazurite şeyleri verecekler. Lazurite dust'ı. Lazurite dust'ı zaten direkt e, tab bunun içine bir de su koymamız gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Lazurite dust'ları da e, lazurite plate'e çevirebiliyoruz. 3 paket su alalım. Ne kadar kullanacağını bilmiyorum. Öncelikle tek paketle deneyeceğiz aslında. Hmm. Direkt işe yaramadı. Resipiye yanlış baktık belki de. Lapis Lazuli dust değil. Lazurite diye yazarsam. Nasıl grinding. Or halini kullanmamız gerekiyormuş. Bak bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Neden düz lapisten yapamıyoruz? Orhal'i nereden bulabileceğimi hatırladım. Ee, umarım bu arada herhangi bir or hali oluyordur. Aynen herhangi bir or hali oluyor. Ee, bir miktar stone'a ihtiyacım var. Stone yazıyorum buraya. Destek yeterli olacaktır gibi. Tekrar gidiyoruz mining rigimize. Çünkü mining rigi hatırlıyorsanız. Ee, data kartlarımızın birinin içinde lapis de vardı. Burada bir sek kaldı için bunu almıyorum. Burada %88 richness olan bizim lapis içeren or kartımızdı. Right diyoruz. 9 8 7. Bu sayede durability biraz da artacak. Şu an tamamen kırmızı olduğu için bundan kaynak çıkartamıyoruz ama bir miktar bile mavi olursa çıkartabileceğiz ve gördüğünüz gibi %6 daha ekledik kartımızın içine. 128 cycle demek. 32 cycle'dı. Çünkü 4 yıl beraber çalışıyor. 4'e bölüyoruz dolayısıyla. Onda da lapis vermedi. Bu sefer verdi. Süper. Tamamdır. Kartımız orada çalışmaya devam etsin. Nasıl olsa bu kaynaklar bize yine hep lazım olacak. Ee, direkt lapisten yapamıyor olmamız kötüymüş ama onun dışında çok da mühim değil açıkçası. Toplamda bana kaç tane bu arada? Bana 48 tane lazurite plate lazım. Dolayısıyla en az 16 tane de lapis lazuli or lazım. Dolayısıyla tekrar geri dönüyoruz mining rigimize. En az 16 tane çünkü dediğim gibi elde etmemiz gerekiyor. Kesin o Lazurite orlar başka yerde de bize lazım olur. O yüzden biz fazlasını da yaparız. Hemen hemen her craftta yaptığımız gibi hep mod pack'e oynarken hep fazlasını yapmakta fayda var aslında. Tekrar multi bloğumuzun oraya geldik. Bunları en son bir e, laboratuvar ortamı gibi bir şey yapacağım şurada ve hepsini içeri tıkacağım. Çünkü çok çirkin gözüküyor böyle dışarıdan. Tabi multi blokları biraz daha düzelttikten sonra yapacağım bu bahsettiğim konuyu. Tamamdır. 3 bakıt doldu. Başlayalım bakalım. Overclock'u upgrade'lerimi keşke buraya da getirsemişim. Bunların her biri bir bakıt yiyecek. Dolayısıyla toplam 16 bakıtlık su taşımam gerekiyor benim bunun içine. Dolayısıyla biraz bunları 48 tane Lazurite dust elde edene kadar e, yapacağız gibi duruyor. Lazurite Dust'a bakarsam aynen tek bir tane. Evet tam 48 tane lazımmış. O zaman bu işlemi biz bir yapalım sonra devam edelim. Evet toplam 48 tane geldik. Fazlalıkla pislerimizi içeri sallıyoruz. Bakıtlarımızı içeri sallıyoruz. Lazurite Dust'larımızı da aldık. Kompresörümüz nerede? Aynen. Lazurite Plate olarak elde edebiliriz. Yani burada Lapotron için artık önümüzde hiçbir engel kalmadı diye düşünüyorum. Şunların sadece 48 tane birden olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra 8 tane Lapotron'umuz da hazır. Bu da bizi bir sonraki konuya getiriyor. Bir sonraki konu ne? Iridium Alloy Plate. Çünkü şöyle bakarsak ortadaki materyali. Iridium Alloy Plate diye de bir şey var. Burada yeni bir makine, nası Implosion Compressor. Sanıyorum ki bu da multi bloktur. Umarım değildir. Ee, çok hatırlamıyorum. Bir bakacağız. Ee, neredeydi bu? Böyle Iridium Alloy Plate diye tıklarsak. Tekrar tıklayalım. Advanced alloy ingot, kompresör kompresörü şöyle yapabiliriz. Advanced alloy ingot'a da şimdi tekrar reçetesine bir bakacağız. Yanlış hatırlamıyorsam onun oldukça basitti. Şimdi lapotronları 8 tane lapotronumuz biz biz yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamamdır. Bunlar hazır. Geldik. Iridium alloy plate, iridium alloy ingot. Bunu elde etmek için de advanced alloy ingot. Buna tıklıyoruz. Herhangi bir yerde mix metal ingot pişirmemiz gibi mix metal'e tıklıyoruz. Brass ingot, refined iron ingot ve tin ingot veya brass ingot elde etmemiz gerekiyor. Çinko olur gibi. 6 tane yapabildik çünkü brass ingot elimizde kalmamış. 40 tane yap diyelim. Tekrar bunu tıklayalım. Mix metal ingot. 24 tane. Bununla beraber refine Alloying yapmakta da fayda var aslında. elbette lazım olacak zaten bize tekrardan. Tamamdır. En azından Mix Metal muhabbetine kadar gelebildik. Şimdi bunların 12 tanesini ben öncelikle bir pişirmek istiyorum. Geldim buraya Advanced Alloying olarak pişirmeye başladık bile zaten. Ve Implosion kompresörümüzde yaptık. umarım multi blok değildir dediğim gibi. Bunu getirdim boş olan bir yerden yerleştirdik. Multiblokmuş. Geçmiş olsun. Evet, devasa bir fabrika yapmam gerekiyor sanırım bu teklif onun için. Ama bunun endgame'i güzel olduğu için bana çok da koymayacak açıkçası. 28 dakikadır makine anlatıyoruz. Evet, yerleştirelim. Multibloğu göster diyelim. Bunun multi bloğu direkt aşağı doğru gibi gözüküyor. Peki bir altta var mı? Bir altta da var. Peki bir altta var mı? Bir altta da var. Peki bir altta var mı? Bir altta yok. O zaman sanıyorum bunu da dikine inşa edeceğiz. Böyle kıralım. Bunun altına 3 blok ee, mesafe olması gerekiyor. Dolayısıyla şuradan biraz sen alayım ben. Elime en kolay o geldi açıkçası. Bu da yukarıdan beslenen bir makine. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Çok da gerek yokmuş aslında şimdi düşündüğümüz fark ettim ama. Böyle bir yerleştirelim. Diyelim ki multi göster. Bunların hepsi e, yanlış hatırlamıyorsam az önce kullandığımız Advanced Casingler. Burada bizi sıkıntıya sokacak olan bir şey var sanırım. Çünkü yeterli materyalim var mı? Çok emin değilim. Ortası için bir şey gerekiyor mu? Ortası için hiçbir şey gerek gerekmiyor. 9, 8, 9, Toplamda 26 tane lazım yani bize. Advanced Machine Frame'lerden. Ortası diğerlerine kıyasla TNT, MNT bir bok istemiyor açıkçası. Bakıyorum Advanced Machine Casing. 26 tane Advanced Machine Casing. Bu da 7 kere resipi yap yapmak anlamına geliyor. Umarım yeterince vardır. Bitti bile. <laughs> Plate yazarsak şuradan. 40 tane yapabiliriz sanırım. Evet. Bir dörtlü daha. Bir dörtlü daha. Ve Advanced Circuit'larımız bitti. Peki yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Süper. Advanced Casing son olarak zaten bir tane daha lazım aslında. Evet bunu da getiriyoruz. Bir başka multi blok olarak bunu da şöyle yerleştirelim. Diğer taraftaki gibi bunda yine solar panelleri. Hava hınki değil. Tek kullanacağız. Burada bir bloğu eksik koydum ama çok da ziyanı yok. 26 tane ile evet. Bunda da multi bloğumuz hazır. Geldik içeri yolladık fazlasını. Solar panellerden 3 tane solar panel alalım. Hatta 4 tane alabiliriz. Diye düşünüyorum. 4 tane alırsak gerçi ön yüzünü göremeyeceğiz ama 1, 2, 3 desek aynen ön yüzünü göremeyiz bunu koyarsak. O yüzden koymaya çok da gerek yok. Evet. Şimdi tekrar Iridium plate'e bakıyoruz. Alloy plate'e. Iridium Alloying it gerekiyor. Ve TNT. End kristalle uğraşmayacağım. TNT yaparız. Iridium Alloying bakarsak. 4 tane iridium plate. 4 tane advanced alloy plates. Diamond dust. O zaman iridium plate ile, baş, plate ile, başlayalım. 4 tane iridium plate. Daha sonra 4 tane advanced alloy plate. Hatta öncelikle şunu bir deneyeyim bakayım. O gri aynen. Süper onlara dönüşüyor. Ve son olarak Diamond Dust. Bunu da yaptık. Ne istiyor da abi bizden? Sadece bir tane Iridium Alloy ingot yetiyor. O zaman bunu aldık. Bununla beraber 8 tane TNT'ye ihtiyacımız vardı. 8 tane TNT'yi de hazırladık. Tekrar Implosion Multibloğumuza gidiyoruz. Üst taraftan yerleştirdik. Şimdi bunu nasıl çalışıyor? Ha süper. Otomatik olarak çalışmaya başladı. Burada benim hiç overclocker upgrade'im var mı? Varmış. Bir multi içerisinde. Daha önce yaptığımız gibi işlemi bozuyoruz. Overclocker'larımızı koyduk. Ve oldukça hızlı bir şekilde. Ama ben patlama sesi duyarız diye düşündüm ama patlama olmadı. Dark Ashes'ten ne yapıyormuşuz peki? Ashes çıkartabiliyoruz. Ashes'ten ne yapabiliyoruz? Karbonsel veya leather. Çöp yani kısacası ama dursun kenarda. Belki böyle çöp möp diyoruz. Belki ileride aklıma bir şey gelir kullanabileceğim. Iridium alloy plate'imiz de tamam. Geldik. Süper abi. Lapotronik kristalimiz tamam. Ve son olarak da nedir Fabricate'in için iki tane extractor gerekiyor sadece. Onun için de toplam 8 tane tritepe ihtiyacım var. Yanlışlıkla bir tane fazla yaptım ama ziyanı yok. Nedir Fabricator. 2 adet elektronik circuit. 2 adet de adet yapamadık yine. Yine bir şey eksik oldu. <laughs> Bitmiyordu craftlar. Bir tane basic, basic machine frame eksikmiş sadece. Süper. Bir extractor daha ve matter fabricator'ımız hazır. Süper. Ee, şimdi bunun nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Hiç kullanmadım bir Tier insane diyor. Yani Enerji diyor ki ben yutacağım. O yüzden madem insane seni gidip direkt reaktörümüze bağlayalım biz. Umarım multiblok değildir bu da. Yani bu da multi artık zaten. Süper multi blok değil. 10 milyona yakın enerji depolayabiliyormuş. Dolayısıyla bizim reaktörümüzün içinden geçecek bu. Şimdi benim merak ettiğim gerçekten scrap'ten direkt burada UU meter üretebiliyor muyuz? Üretebiliyorsak zaten Titanium muhabbetini tamamen aradan çıkardık. Ve herhangi bir drill veya query kullanmadan bunu yaptık. Birazdan göreceğiz. Scrapleri aldık. Scrapleri scrap box'a çevirmemiz gerekiyor değil mi? Aynı. 42 tane scrap. Ee, aynen bunları scrap box'a da çeviriyoruz. Öncelikle direkt bir çevirebiliyor muyuz? Ona bir bakmak istiyorum. O yüzden gideceğim bir. Belki de scrap box'a hiç çevirmemiz gerekmeyecek bile. Evet her yaklaşık e, yarım stack diyeyim. Yarım stek scrap'ten bir tane UU meter elde edebiliyoruz. Süper. O zaman yapacağımız şey aslında belli. Kendimize bir adet cobblestone veya bazalt generator. Bunları başka bir şeyde kullanacağım için şu an oraya koymuyorum. Burada hali hazırda cobblestone üretebilen zaten bloklarımız var. Şimdi bunu nasıl bir sistem yaparak yerleştirsek ki 1 2 3 4 5 tamamdır. Bunların altlarını e, açıyoruz. Alttan item pipe kullanarak sanırım. Çünkü dediğim gibi recycler herhangi bir item kabul edebiliyor. Ben bunun için kabustum kullanacağım tabii ki. Herhangi bir item dediğine çeri çöpü kullanması en mantıklı. Şimdi gidip bir yerlerden item pipe bulalım kendimize. kavustonu salla, 4'ü salla. Geldik. Pipe. Item pipe. Geldik. Hatta yeni bir tek bozukluğu olmuş sanırım. İşte item pipe olduğu halde göstermiyor bize. 5'inin altından da item pipe'ı çekiyoruz. 5'inin altından da tabi. Bunların hepsinin out olması gerekiyor. Filtreyi kaldır. Filtreyi kaldır. Filtreyi kaldır. Diğerlerinde de hepsinde filtreyi kaldır olarak aynı. Gördüğünüz gibi kabuston birikiyor. Saniyede yaklaşık bir tane üretebiliyorlar ama olsun öyle böyle birikecek bu. E, ee, şuradaki kablolamayı başka bir yerden yapabilir miyiz acaba diye bir düşündüm. Şimdi bu solar paneller tam blok sayıldığı için buradan zaten çekemeyiz hayatta hiçbir şekilde. Sanıyorum başka şekilde yapamayız ya. Kabloyu üstten çekeceğiz. En azından şimdilik böyle biraz tırt da olsa bir sistem yapıyorum buraya. Aynen. Kötü gözüktü ama bu problemi ile yakında çözeriz biz. Geçici bir şey yapıyoruz dediğim gibi şu anda. Ve aynı zamanda buraya da kabustonların girmesini istediğim için böyle gelebilirsem inşallah. Bir sakinlik yapıyorum ki kabloyu bağlasın. Daha sonra in. Filtreyi kapat. Bunun içine kabuston doluyor olması lazım teknik olarak. Tabi şu an dolmuyor olabilir. Tek çünkü driver kullanmamız gerekiyor tornavida kullanmamız gerekiyor yukarıyı input yapabilirim geldim artık input auto input auto output herhangi bir yere output yapmasını istemediğim için ben gördüğünüz gibi scriptleri içeride biriktirmeye başladık bile Tabi bununla beraber ortaya şöyle bir problem çıkacak hemen dolmak üzere zaten olunca anlayacaksınız problemi. Önce dolmasını bir bekleyelim. 64 yani anlayacaksınız dediğim. Dolayısıyla ilk titanyum beralımızı, daha doğrusu ikinci titanyum beralımızı öyle söyleyeyim. Titanyum biraz biriktirmiştik çünkü aynen 19 tane kadar var chestlerden vesaire topladığımız. Ee, yine bu makineye bağlayabilirim. Bunun için bir tane sadece beral'a ihtiyacım var. Çevresinde daha sonra titanium plate mi yoksa aynen titanium plate diye. Ee, 8 tane titanium ile sarmaya ihtiyacım var. Bu sayede Hop. Yok yanlış. Hayır hayır hayır. Ya. Of. Yanlışlıkla titanyum dasta çevirdik. Neyse çok sıkıntı değil. Yanlış makine. Çok alakasız bir makineye görürdüm yanlışlıkla. Böyle. Evet. İkinci titanyum barrel'ımızı da script'leri depolamak için kullanabiliriz. Bu sayede. Şu an 64 oldu. Mesela doldu. durdu makine. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle bir tane daha pipe ihtiyacım var. Aynen bir tanesi yeterli olacak bir tanesi koymak için bir tanesi bağlamak için şöyle iki tarafa da bağlıyoruz. Output sadece Scrap, Scrap Output güzel. Şöyle input'a filtre koymamıza gerek yok çünkü zaten buradan sadece Scrap çıkacağı için ve ne yapıyoruz ön tarafını Output ee, ön tarafı burası. Auto Output ve 16 16 şimdi üretilen skrepleri buraya aktaracak. Mesela şu an 3 tane daha UU elde edebiliyoruz. Artık sınırsız titanyum, Chromium, Diamond, ee, Diamonds, Platin. Artık bütün bu kaynakları sınırsız bir şekilde elde edebiliyoruz. Ve sayesinde buradaki skrepleri zaten... Ee, hatta ben o skrepleri ne yapacağım biliyor musunuz? Muhtemelen devasa bir ya Ender Chest tarzı bir şey yaparız. <laughs> Ya da ya da şöyle bir kral, kral bir hareket yapabilirim aslında. 16K storage unit. Dur bakayım yapabiliyor muyum? Peki 64K yapabiliyor muyum? Storage disk yapacağım. Yani söylemeye çalıştığım o aslında. Bundan ben bir adet storage disk yapmak istiyorum. Aynen bu storage cell yapalım. Yaptık. Ee, buradan bir miktar scrap alıyorum geldik buraya. Sel Workbench. Sana diyorum ki sadece scrap alacaksın. Üstüne bakıyorum scrap'in işareti var. Bu diski buraya sallayabiliriz 64K. 64K yazdığına bakmayın. Çok daha fazlasını depolayabiliyor aslında o disk artık. Daha sonra bu scrap'leri getiriyorum. Tekrar Titanium Bera'mızın içine. Ee, ne yapmam gerekiyor şimdi? Öncelikle Kablestone'u daha doğru düzgün bir yerden alması gerekiyor aslında bu Recycler'ımızın O yüzden önce o problemi bir çözmek gerekiyor ee, Sonrasında ben bunun üstüne bir adet Exporter ya da importer ya da neydi importer koyacağım Dolayısıyla buradan çıkan bütün scrapler tek bir selin içine gidecek Daha sonra da Diğer alanımıza gelirsek Matter Fabricator'ı koyduğumuz alana gelirsek şöyle. Zaten ben halihazırda buradan Bakü Ceyhan boru attı gibi aşağıdan kablo çektim. Dolayısıyla burada direkt e, bir adet de exporter kullanarak onu da Matter Fabricator'ın içine aktararak hatta bu Matter Fabricator'ı doğru düzgün enerji üretebildiğim zaman direkt oraya da taşıyabiliriz ama şimdilik burada dursun. E, onu sağladığımız takdirde sınırsız yu artık burada bu şekilde üretebiliriz. Bir bakalım bakalım bu kadar zaman içerisinde ne kadar birikmiş. 280 tane scrap var. 320 tane scrap demek 10 tane zaten UU metre demek mesela UU metre demek. Ve sağ tıklarsak da bunlardan 5 tanesinde 10 demiştik. 5 tanesinde bir tane titanyum elde edebiliyoruz. Bu sayede artık sınırsız şekilde titanyum, platin, diamond her şeyi çatır çatır elde edebileceğiz. Ve bu tek kullanım alanında değil. Şöyle sağ tıklarsam bunları Fluid Replicator kullanarak bu, e, bu makine bu da ayrı bir makine. Berilyum lava tek bir e, şeyden. Su. Başka neymiş? Kalsiyum, karbon, karbon fiber, kloride, compressed air, gliseril. Envai çeşitli bunları kullanarak sıvı da üretebiliyoruz. Silikonda en önemlilerinden biri zaten. Dolayısıyla bu sistemi bir sonraki bölüme kadar biraz kablo kullanımıyla channel kullanımıyla yani öyle söyleyeyim Applied Energy tamamen otomatik bir hale getirip sınırsız UU metre elde edeceğiz ve tıpkı burada Scrap için yaptığımız gibi bir tane 64K'lık diski de sadece UU metre tutması için buraya yerleştireceğim. Bu sayede uzunca bir süre elde etmesi gerçekten zor olan titanyum, platinyum, işte diamond, netherite vesaire bunların ihtiyacını çekmeyeceğiz öyle söyleyeyim size. Evet bu bölümde bence bu kadar yeterli olmuştur. Açıkçası ee, bu buradaki teknoloji modlarının içine girdikten sonra işler biraz daha karışıyor, biraz daha zorlaşıyor. Ama bence modlu Minecraft'ın da zevki böyle çıkıyor. Yani başka türlü normal Vanilya'yı oyna. Hiç bu kadar detaya girmeyeceksen ya da ne bileyim sadece Create Pass'lı bir mod oynayabilirsiniz mod pack. En bu detaylar biraz daha hoşuma gidiyor. Sadece işte bunları derleyip toplamak biraz daha tabii diğer şeylere göre, diğer mod göre sıkıntı oluyor. Diğer teknoloji modlarına göre. Evet e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım çok kafa karıştırıcı olmamıştır ama benim bile kafam karıştı. Buradan bir videoyu çeken ben olduğum halde. Evet hoşçakalın. Evet input output problemini çözmüş olduk. Onu da nasıl çözdük? E, buradaki kablolar modern industrialization kabloları, su, enerji ve item kablolarının hepsini aynı bloğa yerleştirebiliyorsunuz. Daha önce yine bu işlevi yapan başka bir mod da vardı fakat onun adını hatırlamıyorum. Yani şurada aynı blokta hem enerji hem e, item pipe var. Dolayısıyla en itemları aşağıdan çekebiliyorum. Aynı zamanda yan taraftaki sağdaki soldaki kablolara da enerjiyi bağlayabiliyorum. Dolayısıyla şu an bütün makinelere çok güzel bir şekilde burada enerji de gidiyor. Metal Fabricator'ımızı da diğer taraftan buraya taşıdık. Bir tane import bir tane export bası var. E, import basından içinden çıkan UU metalleri tekrar sisteme aktarıyorum. Onun içine bir disk yaptım. İçine de buradaki export bas kullanarak bu makinenin ürettiği ve sistemimize depolanan scriptleri doldurabiliyorum. Bu sayede sürekli bir döngüyle UU meter üretiyor olay oluyoruz. Hatta şu an 35 tane olmuş bile. Bu demek oluyor ki yaklaşık e, işte bölsek 8 tane titanyum pardon 7 tane mi? 7 tane titanyum ingot elde ettik bile aslında teknik olarak. E, diğer bölüme kadar da ortalığı iyice bir toparlarız. Evet. Sonra görüşmek üzere.